üç kişiyi dert etmiş. Kızı kolundan tuttuğu gibi artık nasıl tattıysa. Hadi son gidiş. Müsaadeniz. Şu haline bak. Kıskançlığından deliye döndün. Ya sen ne vicdansız bir kadınmışsın ya. Ne vicdansız değilim. Kimse benim ne yaşadığımı, içimde neler koptuğunu bilmiyor. Ya senin kalbindeki başka, yanındaki başka. Kendi itirazın yüzünden benim gözümün önünde kandırıyorsun Adem'i. Maksude elimde değil. Sen anlarsın, beni söküp atamıyorum. Ya biz bu sabah daha göndermedik mi şu kuşu? Ha? Ayrılık nişanesi diye. Konuşmadık mı biz seninle bunları? Konuştuk. Konuştuk. Ben biliyorum Aziz'le birlikte olamayacağımızı biliyorum. Bu halin ne o zaman? Anlık bir şeydi, ben şaşırdım, ondan oldu. Adem'i seni vurduğunu biliyorum. Bütün bunlara rağmen seninle evlenmek istiyor. O kadar seviyor seni. Bana kalsa bir dakika tutmazdım seni bu evde. Dilruba, bana bak. Seni son kez ikaz ediyorum Dilruba. Ya kendini toparlarsın, Aziz'den vazgeçersin. Ya da Adem'den vazgeç. Bitsin bu iş. Benim gözlerimin içine baka baka nişanımı izleyip sonra gidip o basit kızı düğününden kaçıran Aziz'i seçmeyeceğimi sen de bilirsin. Ben bir an duygularıma yenildim. O yüzden oldu. Adem'den ayrılmayı düşünmüyorum. Maksude, bu hayatta beni senden daha iyi anlayan kimse yok. Kendimi bildim bileli en yakın arkadaşımsın sen benim. Lütfen benden yüz çevirme. Lütfen. Gel. Aziz Paydağ. Ne olmuş Aziz Paydağ? Bir düğünden bir kız kaçırmış efendim. Ortalık çalkalanıyor. Çalkalanıyor. Oh. Tam Aziz Paydağ'a göre bir hareket. Aslında biliyor musun François, bu deli cesaretini bana göstermesi Aziz Paydağ'ı sevebilirim. Demek düğünden bir kız kaçırmış. No? Evet efendim. O halde Aziz Paydağ'ı tutuklamaları gerekecek. Efendim, henüz bir şikayet yokmuş. Emniyet müdürüne selam söyle, o anlayacaktı. Çakalanıyor. Tamam, kâfi. Payidarlara hiç yakışmayacak bir kız. Nereden bulduysa. Çok canım sıkılıyor. Ne olacak bu iş?
Aziz tıpkı sana çekmiş. Öyle olur olmaz kızlara takılıyor. Hala. Ne var? Yalan mı söylüyorum? Abla. Tamam. Aziz eli avuca sığmayan bir genç. Acaba diyorum siz amcası olarak ön ayak olsanız da bu ikisini evlendirseniz mi? Bak ben ne diyorum, bu ne diyor? Başçavuşun eşeği çünkü burada. Olmaz diyorum. Evlenemezler. Abla bu mevzuyu kapatabilir miyiz acaba? Hı? Tamam galiba. Tamam. Aile kurunca bu kadar hoyrat davranmaz diye fikrimi beyan etmek istedim. Sözlerim yanlış mı Galip Beyciğim? Bilmiyorum Handan Hanım. Bilmiyorum. Aziz'in işlerine aklım ermiyor çünkü. Tamam. Sen de annen gibi mi düşünüyorsun Eyüba? Aslını sorarsanız Aziz'in kimle ne yaptığı beni hiç alakadar etmiyor. Kazma yüzünde bir şey vardı. Bir şey mi vardı? Ne vardı? Bir şey. Sen... Olur olmaz hayallere mi dalıyorsun yoksa? Ben düğünden kaçırdın ya. Seni düğünden senin için kaçırmadım ben. Ya ne? Bak. Benim yanımda olanı kimse benden alamaz. Kimse benim insanıma el uzatamaz. Kimse benim evime o şekilde giremez. Ben seni eğer o insanların yanında bıraksaydım... ...kimse bana güvenmezdi. Kimse benim ardım sıra gelmezdi. İnsanlar sana inansın diye yani. Öyle.